Bu coğrafyanın ben kültür sanatı çok ihmal ettiğini düşünüyorum. Özellikle son 200 yıldır tamamen ihmal edilmiş durumda ve bundan dolayı tamamen kültür emperyalizme maruz kalmış ve dışarıdan gelen bütün kültürlerin etkisine açık bir şekilde duruyor bizim toplumlar. Sömürülebilir olabilmesi için bir toplumun kültür işgaline maruz kalması gerekiyor. Çünkü bir yeri askeri olarak işgal etmeden önce siz toplumun zihnini idrak ederseniz o toplumu rahatlıkla sömürebilirsiniz, rahatlıkla işgal edebilirsiniz. Bernard Russell'ın felsefe tarihine bakın. Daha birçok felsefe tarihine İslam dünyasındaki felsefeyle ilgili bilimler iki sayfada geçiştirilir ve hiç zikredilmez. Musiki ile ilgili sanki hiç Müslümanlar ilgilenmemiş gibi. Şiirle ilgili hiçbir zaman İslam coğrafyasının şairleri zikredilmez. Sanki bu coğrafya hiç bunlarla kültür sanatla ilgilenmediği gibi bir imaj oluştururlar. Hakikatte bu böyle değil. Bu coğrafya kültür sanatı çok kavi, çok güçlü. Bunun temelleri var. Fakat bugüne bizim insanlar, aydınlar, entelektüeller taşıyamadı. Bir utanç olarak bugünün aydın ve entelektüeline bence bu yeter. Bu coğrafyanın ben kültür sanatı çok ihmal ettiğini düşünüyorum. Özellikle son 200 yıldır tamamen ihmal edilmiş durumda. Ve bundan dolayı tamamen kültür emperyalizme maruz kalmış. Ve dışarıdan gelen bütün kültürlerin etkisine açık bir şekilde duruyor bizim toplumlar. Artık batı kültürü, batıdan gelen her şey bu coğrafyayı ciddi etkisine altına alıyor. Malik bin Nebi'nin güzel bir sözü vardı. Bu coğrafya neden işgallere maruz kaldı sorusuna cevap aradığı bir kitabında şöyle diyor. Çünkü sömürülebilir bir toplum haline gelmişti bu coğrafya. Bundan dolayı işgal edildi. Sömürülebilir olabilmesi için bir toplumun kültür işgaline maruz kalması gerekiyor. Çünkü bir yeri askeri olarak işgal etmeden önce siz toplumun zihnini idrak ederseniz o toplumu rahatlıkla sömürebilirsiniz, rahatlıkla işgal edebilirsiniz. Malik bin Nebi'nin de bahsettiği şey konu buydu. Yani bu coğrafya sömürülebilir bir hale geldi kültür emperyalizmiyle. Peki bu coğrafya kültür ve sanatta geri miydi ki bu kadar kültürel olarak batıdan etkilendi ve batının kültürünün tesirine, emperyalizmin o kültür emperyalizmine maruz kaldı? Bence değil, bu coğrafyanın kültür ve sanatta çok ileriydi. Tabii son 100 yıla baktığımızda biz her yerde batının etkisini görüyoruz. Ama geçen 1000 yıla baktığımızda bu coğrafyanın tarihine aslında batıyı etkileyen en büyük isimler genelde bizim coğrafyadan çıkmıştır diyebiliriz. Birincisi Abbasiler dönemi, Selçuklar dönemi, Osmanlı ve Endülüs dönemi, hatta Hint alt kıtasındaki Babürlerin iktidarına baktığımızda çok büyük düşünürler, aydınlar, mütefekkirler, kültür sanatta çok ileri düzeyde insanlar yetiştirdiler. 18. yüzyıla kadar diyebilirim ki, hatta 17. 18. yüzyıla kadar bu coğrafyada yetişen, kültür sanat alanında ve düşünce anlamında yetişen insanlar batıda bile yoktu. Örnek vereyim, Ziryab bunlardan bir tanesi. Abbasiler döneminde yetişmiş, ünlü bir Udi, Musullu, birinden ders alıyor, aslen Afrika kökenli fakat Irak'ta yaşıyor, Bağdat'ta Udi eğitimi alıyor ve daha sonra Endülüs'e gidiyor ve Endülüs'te bir okul kuruyor. Beytul Musika, müzik evi diye. Ve burada batıya eğitimler veriyor. Müzik konusunda, gastronomi konusunda, moda konusunda eğitimler veriyor Ziryab. Diyebilirim ki bugün batıdaki kültür sanat konuşmasında Ziryab'ın rolü çok büyük. Ziryab kurduğu okuldan birçok İtalyan, birçok Fransız mezun oldu. Hatta o dönemin Fransa kralları, İtalya'daki prensliklerdeki prensler, krallar çocuklarını Endülüs'e Ziryab'ın okuluna gönderiyor ve eğitim verdirtiyorlardı. Rönesans'ın da merkezi aslında bir yönüyle Endülüs'tü diyebiliriz bu anlamıyla. Ziryab önemli bir isim. Kendisi Ud'da, hatta Moda'da, bugün gastronomi dedim, yemekte ana menüden önce çorbanın içilmesi Ziryab'ın koyduğu bir şey. Masada yemek yeme, çatal kaşık kullanılması Ziryab'ın ortaya koyduğu bir şey. Yine Ziryab'ın ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi Moda'da. Bugün dünyada hala
kullanılan hala etkisiz yapının etkisini gösteren delaletlerden, örneklerden bir tanesi. Üniversite mezuniyetlerinde kullanılan kep, kare şeklindeki siyah kep, zirapın bulduğu bir şeydi. Çünkü onun üzerine Kur'an konuluyor ve üzerine yemin ediliyordu. Kare olmasının ana sebebi bu. Ve o cübbe de hoca artık alim oldu, hoca oldu manasına geliyor diyebiliriz. Yine ilk dönemlere baktığınızda müzik alanında da birçok eserler telif edildi. Kindi'nin 5'e 10'a yakın kitabı var müzikle ilgili. Farabi'nin 4-5 kitabı var. Bunlardan en büyük Kitab-ül Musikal Kebir, büyük musiki kitabı. Farabi'nin İtalyan diline, İtalyanca'ya, Fransızca'ya, Almanca'ya, Rusça'ya, İngilizce'ye 17. yüzyılda tercüme ediliyor. 16. 17. yüzyılda. Fakat bize daha Türkçe'ye bu yeni yakın zamanda tercüme edildi bu. Farabi Kültür Merkezi tarafından. Fakat Farabi'nin daha 10. yüzyılda, 9. yüzyılda yazdığı, kaleme aldığı kitap, Batı'da bile bu detaylı bir müzik kitabı böyle yok. Aynı şekilde İbn Sina'nın kaleme aldığı Kitab-ı Musika, müzik kitabı, Farabi'nin Sanat-ı Musika, müzik sanatı diye 8. yüzyılda ele aldığı kitaplar var. Bunlar bir araya getirdiğinizde bugün Batı'da bile o dönemlerde kitapla ilgili böyle antolojiler yok. Yine birçok, mesela Cahiz gibi birçok düşünürün, mütefekkirin o dönemde hazırladıkları Kitab-ı Hayvan, Hayvanlar Kitabı Ansiklopedisi diye bir kitabı var. 40 cilt. Bütün hayvanların özelliklerini anlatan bir kitap. Bugün Batı'da yeni yeni hayvanlarla ilgili böyle kitaplar telif ediliyor. Yine Kitab-ı Nebatat, nebatatları, bitkileri anlatan kitapları var. 20 cilt, 30 cilt, Ebu Hanife, Deneveri, daha benzeri birçok düşünürün kaleme aldığı benzeri kitaplar var. Bu şunu gösteriyor, bu coğrafya aslında kültür sanatta çok ileriydi. Başka bir örnek daha, şiir alanına girdiğimizde, zaten şiir denildi bu coğrafya akla gelir. Şiirin etimolojik olarak açılımına bakarsak, şiir Arapça şa, şin, ayn ve ra harflerinden gelen bir şey. Eş-şa'r kavramı, saç kılı demek. Şiir aynı kökten geliyor, eş-şi'r. Şiir, saç kılı inceliğinde söz söyleme sanatıdır. Şuur da aynı kelimeden geliyor. Şuur, şin, ayn, vav ve ra harflerinden. Şuur, saçtaki o kıllar arasında, iki kıl arasındaki inceliği görebilmeye şuur deniyor. Şiar da yine aynı kökten geliyor. Şiar, saçları topladığınız zaman, toplayıp bağladığınız zaman bütün o bilgileri tek bir sloganda, bir kavramda toplamaya şiar deniyor. Yani bütün o bilgiyi, saçı bir bilgi şey olarak düşünün, onu tek bir şeyde topladığınız zaman şiar mana, yani slogan, kavram manasına geliyor. Onun için bu coğrafyanın dirilişi, uyanışı şiirle olur. Zaten Abdülkadir Geylani Hazretleri de güzel bunu tarif ediyor. Şuur diyor, beyaz ak sütün içinde ak kılı görebilmektir diyor. Yine o da saç kılına götürüyor. Ak sütün içinde ak kılı görebilmektir diyor. Şuur diyor. Necip Fazıl'la Gençliğe Hitabesi'nde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu sözünü kullanıyor. Bir gençlik, bir gençlik diyor. O gençlik diyor, ak sütün içinde ak kılı görebilecek bir gençlik diyor. O büyük üstadın Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne atıfla. Diyor ki onun sözü gibi böyle bir gençlik istiyoruz diyor. Bu şuurda olabilecek bir gençlik. Şiir yine Farabi'den tut, Kindi'den tutun, ta İbn Sina'lara ve 17. 18. yüzyıla kadar bu coğrafyada şairlerle dolup taşmıştır. Şiir sanatı üzerine onlarca kitap telif edilmiştir. Hatta İbn Nedim'in Fihristine baktığımız zaman meşhur bir kitaptır. O dönemdeki Abbasiler döneminde telif edilmiş kitaplara, o dönemde yazılmış şiir kitaplarına bakıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi yine Ebu'l-Ferac'ın yazdığı bir kitap var. Kitab-ül Egani. Şarkılar, melodiler kitabı. Abbasiler döneminde yazıyor. 40 cilt bir kitap. 40 cilt. Ve bu 40 ciltte Kitab-ül Egani'de o dönemde Arap Yarımadası'nda ve dünyanın Asya'da ve Arap Yarımadası'nın birçoğunda söylenen şarkıları, halk şarkılarını topluyor, şiirlerini topluyor. Ve 40 cilde bunu telif ediyor. Adı da Kitab-ül Egani, Ebu'l-Ferac'ın. Ebu'l-Ferac İsfahani yazdığı önemli kitaplardan bir tanesi. Daha buna benzer şiirlerin derlendiği birçok kitap görüyoruz.
Tam Muallakatü Seb'a bunlardan bir tanesi. Cahiliye öncesi Arapların yazdığı şiirler, işte İbnül Kays'in ve daha birçoklarının yazdığı şiirlerin derlendiği, toplandığı kitaplar. Yine felsefeyle ilgili baktığımızda, felsefeyle ilgili de çok büyük kitapların telif edildiğini görüyoruz. Hani 17-16. yüzyıldan sonra her ne kadar Descartes'la başlayan, daha sonra Spinoza ve bugüne kadar gelen Kant, Heidegger, Nietzsche ile başlayan süreç batıda, aslında bizde onların daha üstünde çok büyük düşünürler var. Sadece İbn Rüşd'ler, İmam Gazeller değil, Kindi'den tutun Endülüs'e kadar, İbn Hazm'lara kadar, daha birçok İbn Rüşd'lere kadar birçok düşünür yetiştirdi bu coğrafya, filozoflar yetiştirdi. Çünkü bu coğrafya felsefeyi hikmet olarak adlandırıyordu ve hikmetin de bilinmesi gerektiğini inanıyorlardı. Kur'an'da peygamberlere hem kitap verildiğini hem hikmet verildiğini. Hikmeti ulemanın bir kısmı felsefe olarak, tabi bugünkü safsata anlamındaki felsefe değil, hikmeti, hakikati barındıran, hakikatin arayıcılarının uğraştığı bir ilim olarak görüyorlardı. Bundan dolayı da felsefeye çok büyük önem verdiler İslam dünyası. Ciltler dolusu Kindi'den tutun Endülüs'e, Osmanlı'ya kadar felsefe üzerine onlarca kitap telif edildi. Fakat bugün geldiğimiz noktada sanki şiirle hiç uğraşılmamış, sanki felsefeyle hiç uğraşılmamış, sanki şarkılarla, musikiyle hiç ilgilenmemiş gibi bir hal var. O da son 100 yılda, 200 yılda Napolyon'un Mısır işgaliyle birlikte maruz kaldığımız, aslında bu coğrafyanın maruz kaldığı işgal sonrası meydana geldi diyebiliriz. Çünkü işgale maruz kalan toplumlar, İbn Haldun'un tabiriyle, İbn Haldun'un meşhur mukaddime kitabında sosyolojinin ve sosyal ekonominin mimarlarında, aynı zamanda psikolojinin de diyebiliriz. Hatta bugün ekonominin temellerini bile, modern ekonominin temellerini bile İbn Haldun atıyor. Ama bugün dünyada genel anlamda mukaddime sosyolojinin ana kitaplarından bir tanesi olarak biliniyor İbn Haldun'un. Orada diyor ki, işgale maruz kalmış toplumlar, işgal altında olan toplumlar ister istemez güçlü toplumları taklide yeltenirler, taklit ederler. Biz de Mısır'ın Napolyon'un tarafından işgalinden sonra bu coğrafya hep Batı'yı taklit etti ve ona uydu. Fakat Batılılara baktığımızda Batılılar şunu itiraf ediyor bugün. Eskiden bunu reddederlerdi, inkar ederlerdi. Hatta Bernard Russell'ın felsefe tarihine bakın, daha birçok felsefe tarihine, İslam dünyasındaki felsefeyle ilgili birimler iki sayfada geçiştirilir ve hiç zikredilmez. Musikiyle ilgili sanki hiç Müslümanlar ilgilenmemiş gibi, şiirle ilgili hiçbir zaman İslam coğrafyasının şairleri zikredilmez. Sanki bu coğrafya hiç bunlarla, kültür sanatla ilgilenmediği gibi bir imaj oluştururlar. Hakikatte bu böyle değil. Bu coğrafya kültür sanatı çok kavi, çok güçlü. Bunun temelleri var. Fakat bugüne bizim insanlar, aydınlar, entelektüeller taşıyamadı. Bir utanç olarak bugünün aydın ve entelektüellerine bence bu yeter. Çünkü bugün aydınları artık bırak Arapçayı konuşmayı, Farsçayı konuşmayı, Osmanlıcayı bile konuşamıyor. Kendi kültüründen, çünkü dil devrimi yaşandı bu coğrafyada ve bundan dolayı büyük bir zihin kırılması yaşadı. Bundan dolayıdır ki diyebiliriz, bu zihin kırılmasından dolayı kendi geçmişleriyle olan, kendi kültürüyle, masallarıyla, hikayeleriyle, romanlarıyla olan bağı koparıldı. Birçok Osmanlı son döneminde roman, ama onun öncesine gittiğimizde Binbir Gece masallarıyla başlayan bu coğrafyada hikaye kültürü var, masal kültürü var ve bu coğrafyanın masal kültürü, hikaye kültürü Batı'nın Ezop'larından daha üstün ve daha güzel. Bugün Batılı birçok sinema oyuncusuyla, birçok yönetmenle buluştuğunda Binbir Gece'deki masallar bile onun üzerine onlarca film yapılabilir diyor. Yine Pablo Cello mesela, Simyacı'nın yazarıyla ben görüştüğümde kendisi şöyle mi demişti? Turan, bu coğrafyada olan hikayeler, bu coğrafyada olan masallar eğer Batı'da olmuş olsaydı binlerce, on binlerce roman yazılırdı. Ben bile mesela Simyacı roman yazarken aslında Doğu'nun hikayelerinden etkilenerek yapmıştım bunu demişti. Yine sinemaya baktığımızda mesela Antony Banderas'ın 13. Savaşçı filmine bakın mesela. Orada İbn Fadlan'ın seyahatnamesinin bir bölümü olacaksınız. O seyahatnamenin bir bölümü filme çevriliyor. Sinemada bile çok büyük etkisi var. Masallarda, hikayelerde zaten zikredilmeyecek kadar. İşte Battal Gazi destanlarından tutun, Dede Korkut hikayelerinden tutun da onlarca Hamzanameler,
daha buna benzer birçok Ebu Müslim Horasan'ın hikayeleri, birçok kahraman hikayeleri var bizde. Aslında bizim Süpermenlere, Spidermenlere ihtiyacımız yok. Bizim zaten hikayelerimiz bunlarla. Hazreti Ali'nin destanlarını okuyun, Süpermen yanında halt etmiş. Fakat biz de onları sinemaya çekemediğimiz için, bugüne aktaramadığımız için anlatılamadı. Muhayyilemizin zihin yapısı oluşturulamadı. Sezai Karakoç bir şiirinde şöyle der. Ben der gençliğimde biz oyun oynarken, kılıç oyunu oynarken birimiz Ali oynardı, birimiz başkasını oynardı diyor. Hepimiz Ali olmak isterdik. Çünkü Ali atla gelir bizi kurtarırdı der. Bu kadar önemli hikayelerde. Fakat bugünün nesli Süpermenlerle büyüyor, Batmanlerle büyüyor. O eski kahramanın hikayeleri bugün filmi yapılmış olsa kitap da okuyamadıkları için, yapılmadığı için zihin yapısı istersemez işte Batı kültürüne etkileniyor. Bizim yeniden kültürümüzü canlandırmamız gerekiyor. Çizgi filmlerle, filmlerle bunu sinemaya çok iyi bir şekilde aktarabiliriz diye düşünüyorum. Geniş bir kültürümüz var ve bu kültürü bugüne taşıma zamanı geldi, geçiyor diye düşünüyorum.